Kalkabilir miyim? Çalışmam lazım. Tabii. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sait konusunda kararınızı verdiniz mi Süleyman Efendi? İyi, dürüst bir çocuğa benziyor. Dedikoduyu sevmiyor. En önemlisi o. Ama biraz dalgacı galiba. Oto yıkamadan arabayı almaya gitti, saatler sonra geldi. Belki Bihter Hanım ona bir iş verdi. Kim bilir? Sait bilir ama söylemiyor. Ben de tam bunu söylüyorum işte. Ketum çocuk. Ağzı sıkı. Aferin. Hı-hı. Riva'da ne işi varmış bu kadının? Oraya yakın Behlül Haznedar'ın evi var Hilmi Bey. Birkaç kilometre uzakta. Behlül Bey dün gece o evde kalmış, tesadüf değilse. Behlül'ün evine gündüz vakti niye gitsin ki? Hem de evden bir ışımla çıktı demişti. Evet efendim. Enteresan. Bakalım bunun altından ne çıkacak? Yerli mi arıyorsunuz? Hı hı. Ben de bir sesini duyalım diyecektim. Efendim canım. Nasılsınız efendim? Keyfiniz yerinde mi? Evet. Gayet iyiyiz çok şükür. Nihal ile Matmazel yürüyüşe çıktılar. Bu öğleden sonra da at binildi beraber. Güzel. Akşamüstü geç yedik. Akşam bir şey yemek istemedi hiç kimse. Hı-hı. Ben de hafif şeyler hazırlattım. Belki acıkırırlar diye. İyi yapmışsın. Ah, geldiler galiba. Konuşayım o zaman Nihal dedi. Aa, merhaba. Behlül'müş. Behlül mü geldi? Evet, sürpriz yaptı. Peki, sonra konuşuruz o zaman. Tamam canım. Behlül çiftlikteymiş. Duydum. Hangi rüzgar attı bakalım seni buraya? Ben... Koş koş hemen ateşin yanına. Tamam. Üşüdün. Seni görmek istedim. Canım. Ağlama. Lütfen. Lütfen. Artık kimse senin canını sıkamayacak. Hiç kimse. Seni üzmesine izin vermeyeceğim. Müzik.
Thank you.